Herkes içeride, siz niye buradasınız? Bulaşık yıkıyorum. Ha, evet tabii anladım. Neyse o zaman ben oturayım, siz bitirene kadar bekleyin. Ne istemiştiniz? Varsa bir düdüklü tencere rica edecektim. Ayıptır söylemesi, bu akşam karşı cinsten çok özel bir misafirim var. Kendisine irfan dolması yapacağım. Helal olsun İrfan Bey. Yani denizde kum, sizde karşı cins. Yani bütün bunların arasından o özel bayanı hala bulamadınız mı siz? Bulmaz olur muyum canım? En az 10 defa. Ama böyle bir tanesi kalıcı olsa fena mı olur yani? Bir aileniz olsa, böyle çoluğunuz çocuğunuz olsa, çocuklarınız ayaklarınızın altında falan dolansa? Ah, ben de öyle düşünüyorum ama... Böyle olunca da hemen ertesi gün ilk uçakla Diyarbakır'a gidiyorum. 4 hanımlı, 47 çocuklu Muhsin Ağa'nın evine. Orada bir gece kalıyorum. Ertesi sabah her şey geçiyor. Canım zaten benim acelem yok. 90'ıma kadar yolum var. Sizin için bunu söylemesi kolay tabii. Siz erkekler istediğiniz zaman çocuk sahibi olabiliyorsunuz. Oysa biz kadınlar böyle mi? Belli bir yaşa gelince dükkan kapanıyor. Ben de kendimi hiç siftah yapmadan kepekleri indirecekmişim gibi hissediyorum. Aa, nereye gidiyorsunuz? Daha değil mi buradaydınız? Yukarı çıkıyoruz. Yorgo'ya bebeğin kalp atışlarını dinleteceğiz. Babam mutluluktan havaya uçacak. Konduğunda da apartmanın bütün sıvaları dökülecek. İrfan sen hala gitmedin mi? Beyefendi ben size bir şey danışmak istiyorum. Şimdi siz iş dünyasında fırtına gibi esen bir adamsınız. Yani azizim siz gerçek bir aksiyon adamısınız. Gerekirse bir boğayı şeyinden tutup... Affedersiniz yani boynuzlarından dize getirecek gücünüz var. İrfan bırak boğanın şeyini de sadede gel. Yıllardır bir dilden ötekine, öteki dilden önceki dile çeviriler yapıp duruyorum. Fakat takdir edersiniz bir defacık olsun zam istemedim. Şimdi zam istemek istiyorum ama müdürümü de şey etmek istemiyorum. Kıllandırmak. Yo müdürüm bayan. Yani acaba diyorum ne yapsam? İrfan odasına girip direkt zam istiyorum diyeceksin. Beni vermezse? Bir daha isteyeceksin. Olur mu canım? Bal gibi olur. Bir şey elde etmek istiyorsan üstüne gideceksin yoksa kol saati alırsın. Ne yapayım beyefendi benim kol saatim var. Öyle kol saati değil be. Yani elin boş kalır. İrfan hayatta en makbul insan tipi. Konuya direkt giren, bodozlama giden, düşündüğünü pat diye söyleyen insan tipidir. Yani saldırgan olacaksın. Evet, evet, evet saldırgan olacağım. İşte o kadar. Hani konuya bodozlama gireceğim. İşte o kadar. Zan yap be kadın, zan yap diyeceğim. İşte o kadar. Peki ya hayır derse? Kendine yeni bir iş arayacaksın.